İyi günler. Bu videomuzda mimari kat planında pencerenin nasıl çizildiğini göstermeye çalışacağız. Öncelikle line komutuna giriyoruz. L space yapıyorum. Penceremizin boyutları 150 eni 280 birim boyu olmak üzere değerlerimizi verdik. Çerçevemizi tamamlıyoruz. Space yaptım ve komuttan çıktım. Offset komutuna girmek için O space dediğimde herhangi bir yere tıklıyorum mouse'un sol tuşuyla. Herhangi bir yöne çekip ne kadar offset vereceğimi değerini giriyorum. 6 birim offset veriyorum ve içeri doğru çerçevelerimi çiziyorum. Daha sonra tr komutuyla tr space space diyerek trim komutuna giriyorum ve buradaki parçaları kırpıyorum. Bunu da kırpalım. Ve bir de şu köşemiz kaldı. Daha sonra offset komutuna girmek için O space herhangi bir yere tıklıyorum. Sağa doğru çekiyorum. Ve 90 birim değerimi girerek buradaki çizgiyi 90 birim bu tarafa, buradaki çizgiyi de 90 birim bu tarafa öteliyorum. Offset komutuna giriyorum. Herhangi bir yere çekiyorum tıklayıp 6 birim profil kalınlığını giriyorum. İçeri doğru offset diyorum. TR space space diyerek trim komutuna giriyorum. Buradaki parçaları kırpıyorum. Evet, 3 bölmeli bir penceremiz oldu. Burası sabit kasa. Burası da kanatlarımız olsun. Yani hareketli kısımlar. Bunun için hareketli kısımları göstermek için O space diyerek offset'e giriyorum. Herhangi bir yere tıklayıp mouse'umu herhangi bir yöne çekerek 4 birim gidiyorum. Çünkü kanatımız kasadan biraz taşıyacak. 4 birim taşıyacak. O taşan kısmı göstermek istiyorum. TR space space diyerek trim'e girdim. Buradaki parçaları kırpıyorum. Bu parçaları seçip diğer tarafa aynalama etkisiyle, yani mirror komutuyla çizimin orta kısmını buluyorum. Aşağı doğru çekiyorum mouse'umu. Herhangi bir yere tıklayıp space'e bastığımda diğer tarafa aynaladığını görüyoruz. Daha sonra bir de denizliğimiz olacak. Yani mermer kısım, damlalık dediğimiz. L space diyerek line komutuna girdim. Buradan 5 birim mermerimizi taşıyacak. Enter dedim. Aşağı doğru mermerimizin kalınlığını vereceğim. 3 santimlik bir mermer olsun. Daha sonra şu bitim noktasıyla bitirip tekrar bir 5 birim daha ileri öteliyorum. Daha sonra şurasıyla kestiriyorum ve bitiriyorum. Pencerelerimizin açılış yönünü görünüşlerde göstermek için L, yani line komutuna girdim. Orta noktasını yakaladım. Tekrar space'e çıktım. Tekrar space'e line komutuna girdim. Ve penceremin yönünü gösterdim. Pencerem, burası sabit kısmı, menteşeli kısmı, burası da hareketli kısmı oldu. Tekrar bunu mirror'la orta kısmını bularak aşağı çekiyorum. Space'le koyuyorum ama bir kayma oldu. Bunu move'la tekrar taşıdım. Evet, penceremizin ölçülerine bakarsak boyu 2.80, eni ise 150 olduğunu görürüz. Şimdi kat planımızı bu penceremizi nasıl göstereceğiz? Line'la temsili bir duvar çiziyorum.
Offset komutuna giriyorum. O space diyorum. Herhangi bir yere tıklayıp 25 birim duvar kalınlığımı oluşturuyorum. Tekrar offset komutuna giriyorum. 3 birimi seçiyorum. Şurası dışarısı olsun. Dış sıvayı gösteriyorum. Tekrar offset komutuna giriyorum. 2 birimi seçip enter diyorum. Burası 2 santim de iç sıvamız olsun. Şimdi bu penceremizin iz düşümünü oluşturalım. Line komutuna girdim. Penceremin bitim noktasından aşağı doğru gelerek herhangi bir yere tıklıyorum ve duvarımı kestiriyorum. Aynı işlemi diğer taraftan da yaparak penceremin dış sınırlarını oluşturdum. Şimdi aradaki komut, ortaya bir eksen çizgisi çiziyorum. Penceremin profil kalınlığını 6 santim olarak, 6 birim olarak vereceğim için offset, space, herhangi bir yere tıklayıp 3, yani altının yarısı olan 3'ü tıklayarak merkez çizgiden bir yukarı bir de aşağı çizgiyi öteliyorum. Daha sonra ortadaki merkez çizgimi silebilirim. Penceremiz burada. Şu kasa üzerine oturacak. Şuradaki çizgileri trimleyebilirim. TR space space diyerek trim'e girdim. Buraları boşalttım. Buraları da trimleyerek bazı çizgilerimizi alalım. Şimdi buradaki duvar kısmını bu tarafa doğru 2 santim daha sıva payını gösterelim. Buradan da aynı işlemi yapalım. Daha sonra fillet komutuyla fillet yapacağız. Yani şu çizgiyle bu çizgiyi birleştiriyorum. Bakın. Köşe oluşturdum. Tekrar space diyorum. Bu çizgiyle bu çizgiyi birleştirmiş oluyorum. Fillet'le aynı zamanda pah da kırabilirsiniz. Buradaki değerleri girerek pah, yuvarlak ya da köşe pah kırabilirsiniz. Tekrar TR space space diyerek sıvaların olduğu kısımları kırpıyorum. Buradan da penceremiz duvara dayanacağı için sıvanın içerisinde kalacak. Burayı da kırptım. Aynı işlemi burada da yapıyorum. Burada da fillet'la tekrar buradaki köşeleri birleştiriyorum. Tekrar space dedim. Fillet komutuna tekrar girdi ve köşeleri birleştirdim. TR space space diyerek trim'e girdim. Buradaki kısımları da kırptım. Evet, penceremiz tam olarak kasası bu şekilde oturacak. Şimdi ikinci işlem olarak buradaki penceremizin dış profilini buraya taşıyacağım. Tekrar line dedim. Buradaki uzantıyı bu şekilde taşıdım. Buradaki profilimizi de taşıyalım. Buradaki profilimizin de uzantısını taşıyalım. Gelişi güzel taşıyorum. Sadece iz düşümlerini alıyorum. Önemli olan bu çizgilerin uzunluğu değil. Sadece kesiştiği iz düşüm noktaları bizim için önemli. Buradaki dış profilimizi de buraya kadar taşıdım. Şimdi trimle burayı çok uzatmışız. Bunları alalım. Evet, trimle toplu olarak da kırpabiliriz buraları. Bu kısmı da kırptık. Şimdi bu kısmımız bizim sabit kasa kısmımız. Burada camı gösterelim. Line komutuna geldim. Buranın orta noktasını buldum. Camımızı çift cam olarak göstereceksek tekrar offset'e giriyorum. O space diyerek bir birim işaretliyorum. Yani bu çizgiyi bir santim yukarı, bir santim de aşağı öteleyerek ortadaki referans çizgimizi
siliyoruz ve burasının cam olduğunu, çift cam olduğunu göstermiş olduk. Şimdi kanatlara sıra geldiğinde, kanatların bakın kasadan taşan kısımlarının iz düşümlerini alacağız bu sefer. Buradan aşağı doğru iniyorum. Buradaki iz düşümünü aldık. Buradaki iz düşümünü de alalım. Evet. Şuradan başlayarak 6 birim. Aşağı geliyoruz. Buradan 6 birim bu tarafa geliyoruz. Ve burayla kesiştiriyoruz. Şimdi şuraları trimle alabiliriz. Buraya bir referans çizgisi çekelim. Önce sonra karemizi seçelim. Yani kanatımızın profilini mirror'a tıklayarak bunun orta noktasını aşağı doğru çektiğimizde bunun yansımasını buraya da oluşturduğunu görüyoruz. Trim'e tıkladım. Buradaki parçaları kırpıyorum. Evet, burası bizim kanatımız. Kanat kısmımızı da şuradan birleştiriyoruz. Evet. Camımız bu kısımda, yani kanat kısmında olacak. O yüzden line'la tekrar ortaya bir referans çizgisi. Offset'e girdim. Bir birimi seçerek camı oluşturmak için bir yukarı, bir de aşağı öteledim. Ortadaki referans çizgimi sildim. Şimdi burada çizdiğimiz kanatı seçiyorum. Mirror diyorum. Çizimimin tam orta noktasını bulup aşağı doğru çekiyorum, tıklıyorum. Space'e bastığımda bunun yansımasını oluşturduğunu görüyorum. Şimdi bunlar bizim kanatlarımız. Bu da sabit kasamız. Şayet bunların açılış yönlerini göstermek istersek de tekrar line'a giriyoruz. Bizim penceremizin genişliği ne kadar? 94 santim. Buraya 94 santimlik bir çizgi aşağı doğru çekiyorum. Çünkü pencerem içe doğru açılacak bu yönde. Arka yani yaya tıklıyorum. Başlangıç noktası, orta noktası ve bitiş noktasını seçiyorum. Yayın çok geniş oldu. Yayı tıkladım. Orta noktasındaki kareyi tutarak yayın bombeliğini ayarlayabilirim. Bu yayı iz düşüm olarak göstereceğim için buradan noktalı çizgiyi tercih edebilirim. Yani penceremin açılış yönünü bu şekilde gösterebilirim. Bunu da tekrar seçerek mirror'la çizimin orta noktasına tıkladım. Aşağı çektim. Space'e tıkladığımda bunun da yansımasının burada oluştuğunu görebilirsiniz. Bir de denizliğimiz kaldı. Denizlik yani pencerenin altındaki mermer kısım. Buradan 5 birim sol tarafa tıkladım. İleri doğru 5 birim gittim. Devam ettim. Şuradaki noktaya tıklayarak bir 5 birim daha geldim. Ve çizimimi bu şekilde tamamladım. Bunu da tekrar mirror'la öteki tarafa, iç tarafa yansımasını oluşturalım mermerimizin. Tıkladık. Orta noktasına geldik. Space'ledik. Evet, mermerimizi oluşturdu. Fakat sıva kalınlıkları içeride ve dışarıda farklı olduğu için burada bir boşluk oluştu. 1 santimlik. Bunu da tekrar move komutuyla yukarı doğru duvarımızla birleştiriyoruz. Ve denizlik kısmımız da oluşmuş oldu. Mimari şekilde penceremizi kat binanımızda göstermiş olduk. Biraz detaylı gösterdik. Hatta bunu kulp da ekleyebilirsiniz. Menteşeleri de gösterebilirsiniz. Ya da bunun detaylarını bir çember içerisine alarak detay A diyerek A detayında 1/10 ölçekle farklı bir yerde detaylı bir şekilde pencerenizin kestiğini de gösterebilirsiniz. Ama isterseniz kat planında da gösterebilirsiniz. Buraya bir kulp da çizebilirsiniz.
Şuradan başlayıp şöyle bir kulp çizelim. Kulpa kalınlık verelim offsetle. 0.5 birim. Bu tarafa 0.5, bu tarafa kulpumuz olsun. Bunları da birleştirelim. Trimle uğraşmamak için birleştirmek istedim. Ya da şuraları trimleyelim. Uç kısmında line'a girdim ve bitiştirdim. Kulpumuzu da bu şekilde göstermiş olduk. Kulpumuzu da mirror'la diğer tarafa da yansımasını oluşturabiliriz. Ayrıca buraya da menteşesini gösterebiliriz. Circle, yani daire komutuyla şöyle bir menteşe çizelim. Menteşe dairemizi tıklayalım. Bir de bunu sağ tarafa doğru menteşemizi gösterdik. Bunu bir de diğer tarafa mirror'la yansımasını oluşturalım. Bir de text'e girerek pencere ölçümüzü vermemiz gerekiyor. Text'e tıkladık. Penceremizi çizdik. İlk önce n'i giriyoruz. 150 slash 280 dedik. Evet, çok küçük oldu yazımız. Tekrar yazımızın içine girdik. Bunu da 10 birim yapalım. Evet, 10 birim uygun oldu. Bunu da şöyle gösterebiliriz. Evet, penceremizin boyutunu gösterebiliriz. Mimari planlarda pencere çizimleri bu şekilde yapılabilir. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.